İyi akşamlar değerli izleyenler. Her pazartesi, çarşamba ve cuma akşamları saat 20.30'da İbrahim Gökçek'le Sağlık ve Yaşam programı ile yine sizlerleyiz. Hoş geldiniz İbrahim Bey siz de. Evet, iktidarsızlıkla başlayalım dilerseniz bayanlarda ve erkeklerde. Evet, iktidarsızlık neden niçin olur? Erkeklerde yeterince kan akmayışı veyahut da ereksiyon olsa bile erken tekrar kişinin kendini kontrol edememesi nedeniyle kontrol kaybı, cinsel ilişkide bulunmaması gibi sebeplere iktidarsızlık denir. İktidarsızlık tetikleyen birçok faktör vardır. Gençlerde ayrı, orta yaşlarda ayrı, yaşlarda biraz daha farklıdır. Gençler tabii ki korku, panik, endişe halinde eğer ki tecrübesizse bazıları prezervatif vesaire kullanamazlar. Yani genellikle psikolojiktir. Orta yaşlılarda ise kalp damar rahatsızları varsa, ilaç kullanıyorsa damarlar yavaş yavaş açılır, kalp zafiyeti ortaya çıkar. Zamanla ne olur? Cinsel yetersizlik söz konusu olur. Böbreklerde böbrek yetmezliği problemi varsa, böbrekler kanı temizleyemiyorsa, arıtamıyorsa zamanla cinsel yetersizlik olur. Sinirsel problemler, depresif rahatsızlar varsa zamanla kişi sürekli bunalımda olduğu için iktidarsız olur. Evet. Yani bel ağrısı. Bel ağrıyorsa sürekli rahatsız eder. Efendim, uyku rahatsızları, aşırı çalışma nedeniyle. Bazıları da aşırı kiloludur. Aşırı kilo olursa hormon anormalikleri ortaya çıkar. Yani birçok sebebi var. Bir de besleniyoruz da günümüzde mesela sebze, meyve veyahut da hayvansal besinler artık yeterince vitamin, mineral, enzim içermiyor. Yiyorsunuz, içiyorsunuz. Hormon salgılayacak madde yok içinde. Beslenme, yanlış beslenme, abur cubur beslenme, fast food tarzı beslenme vesaire. Hormon yetersizliği ortaya çıkıyor. Efendim, testosteron hormonu alsın o zaman. Testosteron hormonu alırsa birçok yan etkisi var. Fayda yerine beyne zarar veriyor. Yapılan araştırmalar sentetik ilaçların faydadan çok zarar olduğu belgelenmiştir. Evet. Sigara damarlarda yalanma, daralma, sertleşmeye sebep olur. Damarları büzer. Sigara, alkol, sinir hücrelerinin etrafındaki lipidi eritir, haberleşmeye problemine sebep olur. Yani birçok faktör sayabiliriz. Bu nedenle bu faktörleri yani hastalıkları temelinden ortadan kaldırmadıkça tedavi olmak mümkün değil. Peki şifalı bitkilerle cinsel güç artırılabilir mi? Elbette. Ama nedir mesela? Diyelim ki kalp damar rahatsızlığı var. Kalp damar rahatsızlığı varsa o zaman kişinin alıç kullanması gerekir. Alıç, bu resmi gördüğünüz bitki, yaprağı, çiçeği. Alıçla ilgili klinik araştırmalar yapılmış. Alıcın damarları temizlediği, arıttığı, yüksek tansiyonu önlediği, kalbi güçlendiği belgelenmiştir. Hiçbir yan etkisi yoktur. Kalp damar rahatsızlığı varsa, kolesterol, lipid, trigliserit gibi bir problemi varsa, karaciğer yağlanması varsa bunu enginarla, enginarın yaprağından elde edilen çok özel bir formül geliştirdik biz. Bunu kullandığı zaman karaciğer yağlanması ortadan kalkar, kalp damar rahatsızları ortadan kalkar. Yani hastalığı bilebilirsek neden, niçin kaynaklanıyor? Mesela şu gördüğünüz bitki laden gülü. Bir dostuma ben laden gülü verdim. Dedim ki alerji hastası bunu çayını içerse cinsel performansı artar. Evet, bir telefon bağlantımız var. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İbrahim Bey. Tabii ki, buyurun. Ben hep imajın macunu kullandım, memnun kaldım, çok güzeldi. Aynı şekilde kapsül üretilmiş, aynı etkiye sahip mi yoksa değerleri farklı mı? Sağ olun, teşekkür ederim. Epimedium macunu, bu epimedium ne demek? Epimedium previcornum. Latincesi, Türkçe karşılığı azgın teke otu. Bu bitki Çin'de yetişir. Azgın teke otu denmesinin sebebi de hayvanlarda cinsel dürtüleri azdırıyor, harekete geçiriyor. Epimedium previcornum, bunun birleşiminde 19 çeşit bitki var.
Efendim ne var? Ginkgo, ginseng, damiana, yohimbin, çakır diken, çakşır kökü. Burada. Oh pardon düştü. Bitkimiz düştü. Bunu alayım bir saniye. Evet hareketli bir. Ginkgo'nun birleşiminde ginkoloid denen etken maddeler var. Damarlar açar, damarları temizler. Özellikle beyin damarları için. Alzheimer hastaları için. Baldır ve bacaktaki damarlar yağlanan, daralan, sertleşen damarları açar, temizler. Cinsel organdaki damarlarda, kılcal damarlarda da yağlanma, daralma, sertleşme varsa bunu önler. Yani ginkgo ile ilgili birçok klinik araştırması yapılmıştır. Bizim söylemiş olduğumuz şeyler mesela burada klinik araştırmalarla etkisi ispat edilmiştir. Burada belge var, bilgi var. Nerede, ne zaman, kimler ginkgo ile ilgili araştırma yapmış? 10 binlerce insan üzerinde ginkgo'nun etkisi ispat edilmiştir. 36 klinikte 10.800 hasta üzerinde denenmiştir. Ginkgo kanın pıhtılaşma kalp sayısını önler, damarları açıcıdır. Bu Epimedium previcornum yani epimediumlu macun cinsel ilişkiden yarım saat önce bir tatlı kaşığı alındığında 3-4 gün kişinin performansını artırır. Yüksek kalitede bir performans sağlar. Diyelim ki kişi cinsel ilişkide bulunurken eşiyle, arkadaşıyla ilişki 5 dakika sürüyorsa bu yavaş yavaş 20-25 dakika, yarım saate kadar uzayabilir. Normal olarak mesela Almanya'da yıllar önce bir araştırma yapılmış. Yapılan araştırmada Almanya'da çok önemli bir, çok yaygın bir gazete var. Her yerde satılan Bild gazetesinin yapmış olduğu araştırmaya göre Almanya'da ortalama insanların cinsel ilişkisi 3 ila 5 dakika sürüyor. 5 dakika. Şimdi previkornumla yapılan yani epimediumlu macun cinsel performansı yarım saate 40 dakikaya kadar çıkarabiliyor. Çin'de çok zengin bir ailenin çocuğu, adam oğlunu everiyor, çocuğu olmuyor tabii ki. Adamcağız ülkenin bütün hekimlerini getiriyor. Araştırma yapıyorlar, deney yapıyorlar, başarı elde edemiyorlar. Bir çoban elinde bir çuval otla geliyor diyor ki, ben bakıyorum, görüyorum bu bölgede bitkileri, işte bu bitkilerden keçiler otladığı zaman cinsel olarak çok aktifler diyor. Ve adamcağız bunu söylüyor. Tabii adam diyor ki ya binlerce doktor geldi hiçbir şey yapamadı. Sen bir çobansın. Ne anlarsın? Adamı koyuyor. Adam da çuvalı otu orada bırakıp gidiyor. Oğlu da gözlüyormuş otu. Alıyor çuvalı, saklıyor. Her gün çayını içiyor, içiyor. 3 ay sonra hamile kalıyor hanımı. O günden bugüne kadar 4000 yıldır Epimedium previcornum ne olur? Cinsel gücü, cinsel performansı artırıcı olarak kullanılır. Evet. Şimdi bugüne kadar üretilen azgın teke otundan üretilen çaylar yapılıyordu vesaire vesaire. Ama etkisi zaman alıyordu. Bir ay, 1,5 ay sonra yavaş yavaş kademeli çayı içtiğini de artırıyor. Hemen değil. Son 15 yıl içerisinde bu bitkiyle ilgili çok güzel, çok değişik çalışmalar yapıldı. Birleşimindeki ikarin S denen etken maddeyi özel bir sistemle ürettiler. Hı hı. Bu özel sistemle aynı kimyasal ilaçlardaki gibi performans artırıcı özelliği keşfedildi. İkarin S. Evet. İkarin S'in kilosu, bir kilosu çok pahalı olduğu için günümüzde İkarin S yerine birçok firma Türkiye'de, Avrupa'da, Amerika'da, dünyada ne kullanıyorlar? Kimyasal madde katıyorlar. Çok ucuz olan sildenafil veya tedalafil veya vandalafil denen kimyasal madde katıyorlar. Bu kimyasal ilaçlar takşiş yani bitkisel diyerek içine kimyasal katılıyor. Bu da ne yapıyor? İnsanlara fayda yerine zarar veriyor. Kalp damar rahatsızlarına, ani kalp krizlerine vesaire vesaire sebep oluyor. Bu nedenle asla kimyasal ilaç kullanmamak gerekir. Bizim yapmış olduğumuz iş pahalı
Ama hiçbir yan etkisi yok. Tamamen %100 doğal. Evet, tedavi ettiğiniz hastalardan da biraz bahsedelim. Evet, şimdi mesela şimdi ben bu vatandaş alerjisi iyi olsun diye ben ona laden gülünün biz fortesini geliştirdik. Alerjiye karşı laden gülü forte. İksir alı vereceğim laden gülü forte gönderdik. 6 hafta sonra vatandaş beni aradı. Diyor ki hocam bunun içinde ne var? Ne var dedim. Cinsel performans alıcı bir ilaç mı kattın? Yok dedim öyle bir ilaç katamadım çünkü pahalı. Diyor biz artık sabaha kadar uyuyamıyoruz. Cinsel performansı aşırı artırdığı için aile uyuyamıyor. Bütün gün karı koca hastanelik olacak kadar devam ediyorlar. Yani mola vermek yok. Dedim ki ya artık kullanmayın siz de biraz mola verin. Bir beyefendi Marmaris'te tansiyonu, kolesterolü fırlamış. Beni aradı dedi ki ya tansiyon, kolesterol için İksir aloe vera gel, enginar forte, sinirlot forte. Kullanın bakalım ne olacak. Şimdi vatandaş kullanmış. 6 hafta sonra tansiyon, kolesterol, lipid, trigliserit, karaciğer yağlaması her şey normal. Diyor ki ya ben diyor bu iksiri yarım çay bardağı içtiğim zaman diyor. Yani kimyasal afrodizyak almış gibi bütün organlar harekete geçiyor diyor. Hanım da diyor, aynı şekilde etki yapıyor diyor. Neden? Çünkü damarları açıyor, organları uyarıyor, harekete geçiriyor. Özelliği bu. Bugüne kadar bu tür rahatsızlığı olan birçok hasta alıp kullananlar memnun. Ya çok güzel gelişmeler oluyor. Mesela bir gençte Mehmet isimli bir genç futbol oynuyor. Birkaç defa düşmüş. Ne oluyor? Menisküs. Ayağında, diz kapağında hafif bir zedelenme. İstirahat. Aradı beni dedi ki ya birçok ilaç kullanıyorum fayda olmuyor. Ne olacak benim halim? Problem değil. Hallederiz. Ne yaptık? İksir aloe vera gel 40 kilit forte. Biz cinsellikle ilgili hiçbir şey göndermedik. İksir gönderdi. Aloe vera gel hocam ne oldu? Ya dizindeki menisküs geçti ama benim performans %100 arttı. Ne var bunun içinde? Ne var dedim. O da bizim sırrımız. Her şeyi söyleyecek değildi. Şimdi söylemiştim problemin başında. Eğer ki kişide iyi huylu prostat büyümesi varsa, prostattan dolayı ameliyat olursa, prostat ameliyatı olan kişide %85 cinsellik bitiyor. Yani prostat ol, ameliyat ol, rahatsızdan kurtul deniyor bazıları ama çok çok tehlikeli. Prostat ameliyatı olan kişi, Allah korusun, cinselliği biter gider. O halde ameliyat olmadan nasıl tedavi edilebilir? İşte bununla ilgili mesela şu gördünüz. Yelpaze palmiyesi. Yelpaze palmiyesi artı burada bir iki bitki daha var. Isırgan kökü, efendim yakutu. Bu üç bitkinin birleşiminde ne var? Beta-zitoşterol. Steroidlerden beta-zitoşterol. Bu üçünün de içinde bir madde var işte. Beta-zitoşterol ne işe yarıyor? Prostat büyümesini önlüyor. Beta-zitoşterol normal olarak prostatın içerisinde reduktaz ve aromataz isimli iki enzim erkeklik hormonunu dişilik hormonuna dönüştürüyor. Prostatın içerisinde kadınlık hormonu yükselirse ne olur? Prostat büyür. Yabancı bir madde, yabancı bir hormon olduğu için. Bunun bu ürünlerin içerisindeki beta-zitoşterol ne yapıyor? Reduktaz ve aromataz hormonlarını minimum seviyeye çekiyor ve prostat büyümesini önlüyor. Böylece kişi ne oluyor? Cinsel performansı yerine geliyor. Bir, prostat ameliyatından kurtuluyor. İki, yani çok basit yöntemlerle tedavi olmak mümkündür. Evet, cinsiyet belirlemekten biraz bahsedelim. Erkek çocuk için özellikle. Bundan zaten bahsetmiştik ama tekrar bahsedersek. Evet, bazı ailelerin 3, 4, 5, bazen 6, 7 tane kız çocuğu oluyor. Çok meraklı oluyor bir erkek çocuğum olsun diyor vatandaş ama olmuyor. Erkek çocuk sahibi olabilmek için aileler ne yapıyor? Avrupa'ya, Amerika'ya, oraya buraya gidiyor. Sperm
sayımı denen sayım yaptırıyorlar. Bu sperm sayımında iki tür sperm vardır. XX kromozomu taşıyan spermler, XY kromozomu taşıyan spermler. XX kromozomu taşıyan spermler, kromozomlu spermler erkek spermdir. XY kromozomu taşıyan spermler dişi spermdir. Dişi sperm ile erkek sperm arasında bir fark var. Nedir? Erkek spermler hızlı hareket eder, çabuk ölür. Dişi spermler yavaş hareket eder, uzun ömürlüdür. Bu ne demek? Kişi, erkek, ailesiyle cinsel ilişkide bulundu. Orgazm oldu hanımından önce. Erkek spermler hemen hareket eder, yumurtanın yumurtlamadığı için hedefe varamadan ölür. Dişi spermler hedefe varır, doğacak çocuk ne olur? Kız çocuğu olur. Eğer ki erkek kendini kontrol edemezse hedefe dişi spermler ulaşır, doğacak çocuk kız çocuğu olur. Kişi şayet kendini kontrol eder, önce ailesinin rahatlamasını sağladıktan sonra kendisi rahatlarsa doğacak çocuk erkek çocuğu olur. Yani kız çocuğu veya oğlan çocuğu olup olmaması erkeğin elindedir, kadının değil. Ama bununla ilgili bir hadis-i şerif, Peygamber Efendimiz bundan tam 30 yıl önce okudum da şaşırdım. Allah Allah. Peygamber Efendimiz diyor ki, ailenizde böyle böyle ilişki yaparsanız çocuk, erkek şöyle şöyle ilişkide bulunursanız kız çocuğu olur diyor. Ben dedim ki ya bunda bir hikmet var. Nedir acaba? Araştırdım. Bunun sebebi XX kromozomu ve XY kromozomu taşıyan iki farklı spermden kaynaklandığını gördük ve Avrupa, Amerika oraya buraya gidip de sperm sayımı yaptırmaya gerek yok. Gayet basit yöntemle doğacak çocuğun cinsiyetini belirlemek mümkündür. Evet, kimyasal ilaçların yan tesirleri neler peki cinsellikte? Bu da çok önemli konulardan evet, bir tanesi. Evet, mesela benim bir tanıdığım adamcağız şeker hastalarında, diyabet hastasında genellikle damarlarda yalanma, daralma, sertleşme nedeniyle cinsel performans zamanla düşer sıfıra. Adamcağız uzun süredir şeker hastası. O zamanlarda bu yeni çıkmıştı cinsel ilaçlar. Efendim zindalafin, tadalafin, vadalafin denen etken madde içeren bu kimyasal ilaçlar yeni çıkmıştı piyasaya. Şeker hastası ya, arkadaşları tavsiye etmiş, almış, kullanmış. Aa, ilişkide bulunmuş ama hanımıyla bu sefer penisin normal fonksiyonuna dönmemiş. Kan geri dönmemiş. Hastaneye kaldırmışlar. Buzlardan buzlarda masajla. Yoksa kangren olacakmış 10 dakika daha geçse. Yani bu nedenle şeker hastalarının böyle bir kimyasal ilaç kullanması riziko çok büyük. Kalp damar rahatsızlığı olan insanların da cinsel gücü artırıcı afrodizyak kullanmaları tehlikeli. Çünkü kimyasal ilaçlar nabzı, yani kalp atışını 250 lira çıkarabilir. Aniden ölüme sebep olabilir. Zaten birçok insan da bu kimyasal ilaç kullananlardan afrodizyak yani cinsel gücü artırıcı ilaç kullanan çok ölüm vakaları oldu biliniyor zaten yani. Ani kalp yani 250 lira fırlıyor nabzı kişinin. Ve aniden bir de bakıyor ölüp gidiyor. Böyle yapılması gerekiyor. Şeker ve tansiyon hastası ise bitkisel çözüm yollarıyla mı? İşte bizim bu üretmiş olduğumuz epimedyumlu macun ve epimedyum kapsülü İkisi de tamamen doğal, kimyasal bir madde içermez. Kullandığında artı performans artıyor. Sürekli ve düzenli kullanırsa macun mesela veyahut da kapsül kullandığında nabızda, tansiyonda herhangi bir anormallik olmaz. Bir, nabız ve tansiyonda herhangi bir anormallik olmaz. İki, şekerle damarlarda herhangi bir anormallik olmaz. Bununla ilgili klinik araştırması Çin, Japonya, Kore, Amerika'da birçok klinik araştırması yapılmış. Etkisi ispat edilmiş. Mesela burada ginseng de aynı şekilde performans artırıcıdır. Bununla ilgili klinik araştırmaları var. Çakır diken, ginseng, ginkgo bunlar klinik araştırmalarla etkisi ispat edilen bitkiler. Ama burada en önemlisi nedir? Azgın teki otundan elde edilen ikarin S son 15 yıldır hemen hemen dünyanın her tarafında en çok satılan, bilinen bir ürün haline geldi. Burada önemli olan bazı firmalar takşiş yapıyor. Takşişten kaçmak. Kim?
Takış yapıyor bazı firmalar. Ucuz ürün üretmek için çalışıyorlar. O nedenle ucuz üret, yani kimyasal madde katıyorlar, insanları zehirliyorlar. Bu nedenle iyi araştırmak ve zaten Tarım Bakanlığı Türkiye'de kişiler bu tür ürünü kullanmadan önce internette iyi araştırmalı, bakmalı, görmeliler. Çünkü birçok firma ne yapıyor? Takşiş yapıyor. İnsanları kandırıyor, içine evet, kimyasal madde katıyor. Bir telefon bağlantımız var. Alo. İyi günler efendim. Benim güvenliğe bir sorum olacaktı. Tabii ki, buyurun. Şimdi az çok takip ediyorum ama İbrahim Bey'in bu ürünleri daha çok cinsel hastalıklara yönelik ürünler gibi görünüyor. Acaba sormak istediğim soru şu. Bu ürünler daha çok işte cinsel heyecanı arttırmak ya da monotonlaşmış ilişkileri daha heyecanlı kılmak için de kullanılabilir mi? Evet, monotonlaşmış ilişkiler için zaten epimedyumlu macun ve epimedyum kapsülü performans artırıcı. 5 dakika sürüyorsa vatandaş mesela karı koca ilişkide bulunuyor. Klasik, alışmış. Yani iş olsun diye yatıyor bazıları. Tavşan gibi tık tık 2 dakika bitti. Hadi herkes sırtını döndü yattı. Yani bir anlamı yok. Peygamber Efendimiz diyor ki, yani bu çok önemli. Yani böyle şaka gibi geliyor da şaka değil. Yani Peygamber Efendimiz diyor ki ayıp değil, günah değil bu. Horoz gibi diyor. Hemen diyor karınızın üzerine çıkıp tek tek, yani şey yapmayın diyor. Onun diyor haklarını düşünün diyor. Yani hadis var. Peygamber Efendimiz diyor yani bunu uyarıyor insanları. Egoistçe, bencilce kendini düşünemez erkekler. Bazıları öyle yapıyor. Alışkanlık haline gelmiş. Nasıl olsa yemek yemek gibi, su içmek gibi, hava teneffüs etmek gibi. Hadi iki, ya Allah iki saniyede bitti. Yok öyle bir şey. İlişkiden önce hazırlık yapmak gerekir. Sevişmek gerekir vesaire vesaire. Ama burada macunu kullandığı zaman veya kapsülü kullandığı zaman ilişki 5 dakika sürüyorsa 25-30 dakikaya çıkıyor. 5 dakika mı? 25 dakika mı? O, yarım saat mi? Yani macun artı, macun veya kapsül herhangi bir yan etkisi yok. Yani 3 dakikalık bir ilişki var, 25 dakikalık, 30 dakikalık bir ilişki var. Tabii ki arada ne var? Çok büyük bir fark var, kalite farkı var. Her iki tarafta zevk veriyor tabii ki. Yani hastalık yönü demiyorum burada. Macunla kapsül kişiye zevk veriyor, haz veriyor. Elbette ki yarım saat insan, yarım saat, 40 dakika, 45 dakika. Hatta şimdi yaş ilerledikçe kişilerdeki zevk, cinsel arzular azalıyor. 50 yaşına gelen bir kişi kullandığı zaman 20 yaşındaki genç gibi performans kazanıyor. Bu ne demek? Yani 50 yaşında bir kişi kullandığı zaman macunu günde 5 defa bile ailesiyle yatsa ona rahatsızlık vermiyor, haz veriyor. Ama bir de şöyle durum var. Bu daha çok ilişkide bulunmayı sağlıyor. Bir, haz artırıyor. İki, süreyi uzatıyor. Üç, performansı artırıyor. Ama bir de şöyle bir durum var. Dedim ya, yanlış beslenme nedeniyle işte yediğimiz, içtiğimiz her şeyde vitamin yok, mineral yok, enzim yok vesaire. Kalıcı çözüm spirulina ile mümkün. Neden? Spirulina cinsel bir ürün değil. Cinsellikle ilgisi yok. Bunun özelliği çok farklı. Spirulina 2000 çeşit enzim içerir. 94 çeşit mineral içerir. B1, B2, B3, B6, B12, K vitamini, A vitamini, E vitamini, esansiyel amino asitler, esansiyel olmayan amino asitler, omega 3, omega 6, omega 9 içerir. Bunun 1 gramı 1 kilo sebze ve meyvedeki vitamin, mineral, enzimden daha yüksektir. Bu nedir? Allah'ın bir mucizesi. Şimdi yemiş olduğumuz besinlerde, zebzede, meyvede, elmada, armutta vitamin, mineral, enzim yoksa ne yapacağız? Kof, vücudumuz, enerjimiz bitiyor. İnsan vücudu neye dönüyor? Çöp eve dönüyor. Yani insan vücudunu odaya benzetelim, çöplüğe dönüyor. Bitti enerjin. Spirulina'yı kullandığı zaman vitamin, mineral, enzim ihtiyacını karşılıyor. Bir, hormon salgılanmasında spirulina artırıyor. Geçen bir beyefendi, hanımefendi tanıdığımız diyor ki
kocasıyla ilişkiye giriyormuş efendim. 2-3 dakika anca sürüyormuş. Ve adam da yani 35 yaşında. Ve 2-3 dakika sürüyormuş, erken boşalıyormuş. Bir de adamcağızdan 1-2 damla anca geliyormuş meni. Ya diyor, bu adamda hayat bitmiş diyor kendi kocası için. Bitmiş, hayat bitmiş. Ne yapacağım ben diyor. Yok mu çare diyor. Yani girmek istemiyorum onunla ama diyor, boşanamıyoruz da diyor. Aile, çevre, eş, dost, yani belli bir şey, herkes biliyor, tanıyor. Boşanamıyor da, boşanmak istiyor. İlişkide bulunuyormuş kocasıyla, 2 dakika, 3 dakika, o da yarım yamalak diyor. Hiç de bir şey yok diyor. Ne olacak diyor. Spirulina kullandığı zaman, spirulina 2000 çeşit enzim, 94 çeşit mineral. B1, B2, B3, B6, B12, K vitamini, A vitamini, E vitamini. Esansiyel ve esansiyel olmayan amino asitler içeriyor. Omega 3, 6, 9 içeriyor. Ne yapıyor? Hücreler yenileniyor, dokular, hormonların kalitesi artıyor. En üst seviyeye geliyor. O zaman 3 dakika maç yapan kişi ne yapar? Yarım saat. Haftada 2 defa maç yapıyorsa ne yapar? Günde 3 defa yapabilir. Çünkü bu şuna benzer. Efendim, değirmeni döndürmek için su taşıyorsun kovayla. O döner mi değirmen? Kovayla su taşır, su taşır, su taşır. Olmaz. Değirmenin taşı dönmesi çok zor. Döndürebilmek için gürül gürül su akması gerekir. Bizim köyde değirmen var da biliyorum. Değirmene o suyu vereceksin ki o taşı, o şeyi döndürsün çarkı. Gürül gürül su gelecek. Şimdi kişi yemiyor, içmiyor. Yese de içse de yediği içtiği şeylerde vitamin, mineral, enzim yok. Spirulina alırsa ne olur? Vitamin var, mineral var, enzim var. O zaman sperm de olur, hormon da olur. Bu neye benzer? Evde helva yapacaksın. Un yok, yağ yok, şeker yok. Tava var sadece. Hadi helva yap. Olur mu? Olmaz. Veyahut da ateş var. Şey, her un yok, şeker yok, yağ yok. Olmaz. Yani bundan bir şey çıkmaz. Ama un varsa, yağ varsa, şeker varsa, ateş varsa, tava varsa, karıştıracak kaşık varsa, bir de bunu yapacak akıl varsa nedir? Ha, istediğin kadar helva yap, tonlarca yap. Şimdi hücreler, vitamin, mineral, enzim varsa, amino asit varsa, yeterince hormon salgılar. Salgılamıyorsa nedir? Gelmiyor ki bir şey salgılasın. Yani ben yiyorum, içiyorum da diyor ama nedense diyor çok işte bir şey yememiş gibi. Halsiz, dermansız, yorgun, bitkin. Yiyor, içiyor da. Yiyorsun, içiyorsun ama yediğin içtiğin şeylerdeki bir, besinlerdeki vitamin, mineral, enzimi alamıyorsun. İki, yediğin içtiğin şeyde vitamin, mineral, enzim yok. Yeterli değil. Almanya'da klinik araştırması yapılmış. 50 yıl öncesine göre besinlerdeki vitamin, mineral, enzim çok çok azalmıştır. %60, %70 oranında azalma olmuş. Bu nedenle insanların mutlak suretle takviye edici enerji, yani doping, bitkisel dopinge ihtiyacı vardır. Bu da her yaşta herkes için spirulina kullandığı zaman optimum seviyeye ulaşır. Ama spirulina epimedium gibi değil. Al kullan, cinselliğin artsın. Spirulina kalıcı çözüm. Kalıcı, kalıcı. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. 2 ay kullandıktan sonra günde kişi ailesiyle 5 defa ilişkiye girebilir. Ve 2-3 dakika değil. Yani yarım saat, 40 dakika. 50 yaşındaki kişi 20 yaşındaki genç gibi performansı yükselir. Çünkü yeterince vitamin, mineral, enzim geliyor. Geliyorsa hormon yapılır. Gelmiyorsa hiçbir şey yapamaz. Vücudu temizliyor, aratıyor. Evet. Yani kalıcı çözüm olabilmek için ne yapmak gerekiyor? İksir, aloe vera jel, spirulina, epimedium. Kalp damar rahatsızı varsa ona göre uygun bir ürün. Kalbin damar rahatsızlığı. Efendim, kolesterolü varsa, mesela kolesterolü var. Kolesterolü varsa o kişinin cinsel performansı düşer. Sarımsak kullandığı zaman ne yapar? Kolesterol lipid triglyceridi ne yapar? Ortadan kaldırır, cinsel performansı yükseltir. Çünkü organları temizliyor, arıtıyor. Burada bilgi var, belge var. Klinik araştırması yapılmış. Klinik araştırma, yani
Önce hastalığı ortadan kaldıracaksın. Sonra cinsellikle ilgili performans ürünlerini kullanacaksın ki kalite yavaş yavaş yükselsin. Evet, programımızın sonuna geldik. Değerli izleyenler, pazartesi, çarşamba ve cuma akşamları saat 20.30'da sizlerle olmaya devam edeceğiz. İyi akşamlar.